Bürokratlar, basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Salih Çura biraz önce konuşurken muhalefetin proje sunmadığından bahsettiler. Ama şunu bilmesi gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi her konuda çok sayıda projelerini iktidara sunmaktadır. Basın açıklamalarıyla duyurmaktadır. Ama duymak önemli, açıklama yapmak değil. Şimdi değerli arkadaşlar, gerek Cumhurbaşkanlığı Strateji Merkezi'nin yıllık programında, gerekse Sayın Bakan'ın konuşmalarında Türkiye'de önemli bir enerji açığının olduğundan bahsediyorlar. 2020 yılında birinci enerji kaynaklarında ithalat %70 seviyesindedir deniliyor. Demek ki Türkiye'nin en önemli konularından biri bu enerji açığıdır. Bunu karşılamak için Sayın Bakan'ın bahsettiği bazı yeni keşifler doğrusu hiç tatmin edici değil. Bakın Çukurova petrol sahasında 800 milyon Amerikan doları olan petrol keşfi yapılmış. Yani Sayın Bakan'a bunu yakıştıramadım. 800 milyon dolarlık bir petrol rezervi acaba işletilebilir mi? Veya 540 milyar metreküp, önce bu 250 milyar metreküp diye açıklanmıştı. Doğalgaz rezervi. Bunlar Türkiye'nin doğalgaz ve petrol ihtiyacı açısından küçük rakamlardır. Bir iktidarın çok daha büyük düşünmesi lazım. Siyasi kaygılarla, seçim hesaplarıyla sadece süslemek için bazı şeylerin söylenmesini ben doğru bulmuyorum. Toplumsal sorumluluğa talip olan bir iktidarın sadece önümüzdeki bir yılı değil, önümüzdeki 30, 40, 50, 100 yılı hesaplaması, planlaması, bu milletin istikbalinin ve geleceğinin dünyada nasıl şekillenmesi gerektiğini düşünmesi gerekir. Enerji de tam böyle düşünülecek bir konudur. Türk milletinin bekası bu enerji probleminin etkin bir şekilde çözümüyle mümkündür ve bununla ilgili de kapsamlı, detaylı ve uzun vadeli, çok uzun vadeli hesaplar ve projelerle yoluna devam etmesi lazım. Bugün siz bir taş koyarsınız, daha öncekilerin koymuş olduğu taşlar üzerine, yarın biz geliriz veya bir başka iktidar gelir, sizin koyduğunuz taşların üzerine de onlar bir taş koyar ve Türkiye'nin geleceği böylece mamur olur. Bakın konuşmanızda ve strateji başkanlığının yıllık programında geçmeyen bir konu olarak şunu söylerim. Uzay madenciliği diye bir şey son günlerde tartışılır olmuştur. Bu gerçekten son derece önemli bir konu. Maliyeti yüksek de olsa. Türkiye'ye bakıyoruz, petrol ve doğalgaz yatakları yetersiz. Enerji açığı var. Aynı zamanda dünya açısından madenlerde sorun var. Dünyadaki bilmem petrol rezervlerinin 48 yıl, doğalgazın 133 yıllık bir ömrü kaldığından söz ediliyor. Böyle bir ortamda dünya gözünü diğer gezegenlere ve gök cisimlerine çevirmiştir ve arayışlar içerisindedir. Özellikle ayda ve asteroitlerde çok zengin maden ve enerji kaynakları olduğu da tespit edilmiştir. 500 metre çapında bir asteroitte dünyadaki mevcut platinin 175 katı daha fazla platin vardır. Ayda 5 milyon ton helyum 3 elementinin bulunduğu anlaşılıyor.
Bunun sadece %25'i dünyaya getirilirse dünya enerji talebini 500 yıl boyunca karşılayacak bir enerji kaynağı ortaya çıkmaktadır. Ayda helyum 3'ün bol olmasının sebebi bir atmosferin olmaması nedeniyle güneş rüzgarlarının sürekli güneşten aya bu helyum elementini sürüklemesinden kaynaklanmaktadır. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg, hatta Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya uzay kaynaklarının kullanımı için yasal düzenlemeler ve özel sektöre yönelik teşvikler oluşturmuşlardır yasal olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı Artemis Anlaşması Ekim'de 2021 Ekim'inde 12 ülke tarafından imzalanmıştır ve bunlara karşı Çin ve Rusya işbirliği yapmışlardır. Uzaydaki maden ve enerji kaynaklarından yararlanmak için bazı ülkeler maden yataklarının keşfi, analizi, çıkarılması, işlenmesi ve taşınmasıyla ilgili teknolojik çalışmalara çoktan başlamışlardır. Bunların keşfi elbette önemli. Her şeyden önce yeryüzüne kurulu olan teleskoplarla harıl harıl ayın yüzeyi ve asteroidler incelenmektedir. Bunun da ötesinde Planetary Resources adlı Amerikan şirketi keşif için küçük uydular üzerinde çalışmaktadır. Analizlerin ise uzay araçlarıyla gök cisimlerinden getirilen numunelerle yapılabileceği düşünüldüğü gibi Japon uzay aracı Hayabusa 2 2019'da Ryugu asteroidinden numune almış ve 2020 sonunda dünyaya getirmiş ve incelemiştir bunu. Maden çıkarma yöntemleri üzerinde de çalışmalar var dünyada. Maden çıkarma yöntemleri konusunda farklı bir takım usuller var. Demirleme, torbalama, parçalama, molozlaştırma, manyetik sistem, pnömatik sistem ve yönlendirme yöntemleri her biri üzerinde dünya harıl 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 çalışıyor. Ama Sayın Bakan'ın sunumunda bu konuda hiçbir şey yok. Fakat tabii bu yönlendirme sistemi tehlikeli olabilir. Küçük bir itme veya kontrolünü patlatma ile büyük kütleli asteroidlerin dünyaya yakın bir veya dünya yörüngesine itilmesi planlanıyor. İnşallah başımıza uzaydan taş düşürmezler diye umut ediyorum. Maden işletme konusunda ise maden yatağının bulunduğu gök cisminde maden cevherinin işlenip zenginleştirilmesi mümkün görülmektedir. Bunları yapmak için ayın uzak bir yer olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü ay bir adım ötemizde 184 bin kilometre ileride bir yerdedir. Çok hızlı gelişmiş uzay araçları var. Helios 2 uzay sondası saatte 250 bin kilometre yol alıyor. Yani bu araç, uzay aracı 45 dakikada aya gidiyor. Ve bugünün teknolojisiyle anında ayla Türkiye arasında veya dünya arasında telefon görüşmelerinin de mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Değerli arkadaşlar, NASA uzay madenciliği kapsamında şimdiden 9 ABD şirketiyle çalışmaya başlamıştır bile. 10 yıl içinde 2.6 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı da planlamaktadırlar. Yani kolları sıvamış vaziyetteler. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü madenler ve enerji kaynakları konusunda gerçekten uzay verimli bir alan ve özellikle ay dünyaya çok yakın, yüzeyi bütün helyum elementleriyle kaplı, asteroidler kaya gezegenlerle dev gazları arasında dünyaya daha yakın bir yerde yer alıyor ve dünya çalışıyor. Sadece ABD değil, bakın Japonya'nın uzay aracı JAXA özel şirketlerle bazı projeler içerisinde uzay madenciliği konusunda anlaşma yapmış, kolları sıvamıştır. Rusya ile Çin ayda kalıcı bir çalışma üssü kurmak için aralarında görüşmüşler. 9 Mart 2001'de bu araştırma üssünün
inşaatına başlama konusunda da anlaşmışlardır. Yani süreçler dünyada çok somut ve hızlı bir şekilde ilerlerken Türk milletinin 100 yılı, 50 yılı ne olacak diye 20 yıldır iktidarda bulunan bu hükümet hiçbir somut adım atmamıştır. Teşekkür ederim. Bakanlık olarak bu konuya da el atmanızı tavsiye ederim. Sayın Cora, bizim ufkumuz sizinki gibi dar değildir, görüyorsunuz. Projelerimiz de geniştir. Evet, değerli arkadaşlar. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri. Sayın milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere enerjimizin büyük kısmını ithal ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte uluslararası piyasalardaki gelişmeler fiyat artışlarını da tetiklemiş durumda. Ancak gelişmiş ülkeler enerji tasarrufu için temiz enerjiye dönüş projeleri geliştirmekte, enerji üretimi açısından teknoloji gelişmelerini takip etme çabası içindedirler. Çünkü gelişmiş ülkeler bunu sağladıklarında küresel standartları da belirleme gücüne erişiyorlar. Değerli komisyon üyeleri, ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Bağımsız, güvenli ve sürdürülebilir enerji potansiyellerimiz var. Jeotermal enerji, güneş ve rüzgar enerjisi gibi zengin, yenilenebilir enerji kaynaklarımız mevcut. Ancak bu duruma rağmen enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atılmıyor. Yanlış politikaların faturasını yine vatandaşlarımız ödüyor. Değerli arkadaşlar, elektrik ve doğalgaza peş peşe gelen zamlar vatandaşın belini büküyor. Son 1,5 yılda 657 bin abone elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemedi. Yaklaşık 500.000 kişi hakkında faturalarını ödeyemediği için icra takibi başlatıldı. Maalesef kış aylarının devamıyla birlikte bu rakam katlanarak artacak. Yatırım yaptığınızı kaynak bulduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ancak son bir yılda elektriğe %148, doğalgaza %164 zam geldi. Hane halkının ısınmak için kullandığı kömürün tonu 5-6 bin liraya dayandı. Bakanlığın verilerine göre doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın %72'si icralık durumda. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız doğalgazlı evde soba kuruyor. Doğalgazı kapatıp ailece tek odada ısınmaya çalışan vatandaşlarımız var. Artık sade vatandaşımız için ısınmak bile lüks hale geldi. Bu yüzden acilen elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik düzenlemeler yapılmalı, vatandaşımıza destek verilmelidir. Değerli arkadaşlar, bununla birlikte başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Sayıştay bulgularının karartılması, geçmiş yıllarda tespit edilmiş rakamların bu yılki akıbetinin belirsiz hale getirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Örneğin Sayıştay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ait raporunda 2019 yılında 174 elektrik satışı yapan şirketin 41'i, 2020 yılında 197 şirketin 37'si halktan topladığı elektrik enerjisi fonu tutarlarını hazineye ödemedi. Ancak Sayıştay raporları budandığı için 2021 yılında kaç şirket ne kadar parayı hala ödemedi bunu bilemiyoruz. Bu konuda ortaya çıkan kamu zararı yine vatandaşın sırtına mı kalacak merak ediyoruz. EPDK'nın geçmiş yıllardaki denetim raporlarında ayrıntılarıyla belirtilen akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalara kestiği ve EPDK'nın son 10 yıllık gelirine denk gelen idari para cezalarının akıbeti bu yılki raporlarda neden yok bunu merak ediyoruz. Ayrıca yine bu alacakların zaman aşımına uğraması tehlikesi karşısında ortaya çıkacak kamu zararını kim ödeyecek gerçekten merak ediyoruz. Başka bir konu. 6183 sayılı amme alacakların tahsili usulü hakkındaki kanun pek çok kamu alacağının tahsil ve şekli ve süresini belirlerken EPDK'nın doğalgaz ve elektrik piyasası gelirlerine ilişkin takip ve tahsil şekli için bir yasal düzenleme yapılmamasının gerekçesi nedir? Önceki dönemlere ait Sayıştay raporlarında elektrik dağıtım şirketlerinin ARGE harcamalarını vatandaşlarımıza fatura ettiğine dair tespit ve bulgulardan söz edilmiş, konu denetim raporlarına da yansımıştır. Bilindiği üzere elektrik dağıtım şirketlerinin tarife konusundaki faaliyetlerine ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında hiçbir bedel abonelere yani vatandaşlara fatura edilemez.
Mevzuatın bu emredici kuralına rağmen elektrik dağıtım şirketlerinin Ar-Ge harcamaları neden vatandaşa fatura edilmiştir? Vatandaştan haksız olarak tahsil edilen bu paraların geri iadesini düşünüyor musunuz? Bir başka konu, elektrik dağıtım şirketleri özellikle yatırımla ilgili ihaleleri kendi alt şirketlerine devretmeleri konusunda EPDK'nın yapmış olduğu bir inceleme var mıdır? Önceki Sayıştay raporlarında yapılan bu işlemin adil rekabet ortamını zedelediği, alt şirketlerce yapılan işlerin yüksek karlara yol açtığı, bunun da tüketiciye yansıdığı belirtilmiştir. Son cümle başkanım. EPDK bu konuya acilen el atmalı, dağıtım şirketlerinin rekabeti yok sayan bu işlemleri sebebiyle vatandaşın uğradığı zararın tazmin edilmesi için girişimlerde bulunmalıdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, kurumların değerli temsilcileri, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, enerji konusunu bilen çok epey arkadaşımız konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptılar. Hem maden hem de enerji konusu çok çok önemli. İyi tartışmalar da oluyor, umarım yararı olur. Ama ben o konuların dışında kesin hesapla ilgili, Sayıştay raporları ile ilgili konulara değinmek istiyorum. Geçen yılda olduğu gibi. Çünkü bu tarafına çok fazla değinemiyoruz. Aslında çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Bunların daha fazla yararı olabileceğini de düşünüyorum. Bakanlığın Sayıştay raporunda iç denetim sisteminin olumlu olduğu belirtilmiş. İç denetim sistemi ile ilgili çok nadir bakanlıklarda, kurumlarda işlemlerin tamamlandığını görüyoruz. Onun için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir bulgunuz var Sayıştay tarafından. Önemli. Lisanssız yenilenebilir üretim tesisi proje onay ve kabul işlemleri karşılığında hizmet bedeli alınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasının gerekliliği. Burada hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle TEDAŞ aleyhine açılan davalar sebebiyle alınan bedellerin iade edildiği tespit ediliyor Sayıştay tarafından. Ve 2021 yılı içerisinde 130 dava açılmış. Usul hataları sebebiyle reddedilenler dışında kalan 47 dava TEDAŞ aleyhine sonuçlanmış. 1.855.000 lira tutarında proje onay bedeli iade edilmiş. İade edilmek zorunda kalmış. TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün lisanssız yenilenebilir üretim tesislerine ilişkin yaptığı proje onay ve kabul hizmetleri kamu hizmetinin niteliğinde olmayıp hizmetten yararlanan kişilere özel, onların özel yararına yöneliktir diyor Sayıştay raporu. Bu nedenle verilen hizmetler karşılığında bedel alınması gerekmektedir. Çünkü özel firmalara veriliyor bu. Bu yönde yasal bir düzenleme olmadığından bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Siz de galiba bir yasal düzenleme yapılması çalışmalarını başlattınız herhalde. Size göre aslında yasaya ihtiyaç yok ama. Bilmiyorum tabii. Gerek var mı yok mu ama bu önemli bir konu. Güzel bir konuya işaret etmiş Sayıştay raporu. Düzenlenmesi gerekir. EPDK ile ilgili olarak da güzel bir rapor var başkanım. Sizin de iç denetim sisteminiz iyi. Size de teşekkür ederim. 8 bulgu var sizin raporunuzda. Bunlardan özellikle doğalgaz dağıtım şirketlerinin, doğalgaz dağıtım şirketleri ile ilgili eleştiriler var bu raporda ağırlıklı olarak. Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen gelir paylarını takip ve tahsiline ilişkin mevzuat düzenlemesinin olmaması bir sıkıntı yaratmış. Bu düzenlenmesi lazım. Doğalgaz dağıtımı ile ilgili genellikle aksamalar var. Bunların daha iyi takip edilmesi gerekiyor. Rapordan anladığımız kadarıyla. Detayına girmiyorum vaktimiz olmadığı için. Özellikle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok güzel bir raporu var. Buna biraz daha fazla yer vermek istiyorum. 5 tane Sayın Bakan bulgusu var Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün.
Şimdi özellikle çok güzel ayrıntılı verilmiş, ihale edilmemesi gereken sahaların kurumca maden sahası olarak ihaleye konu edilmesi ve ek mali külfete katlanılması diyor. Yani belli yerler, siz çok iyi biliyorsunuz, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yabani hayat koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 3621 sayılı kıyı kanununa göre korunması gereken alanlar, birinci derece askeri bölgeler, 1 Taksim 5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, birinci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve genel müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırımlar yatırım alanlarına ilişkin olarak izin sistemi getirilmiş ve bunlardan ayrı olarak içme ve kullanma suyu rezervuarının bulunduğu alanlarla ilgili olarak da 2 aşamalı bir izin sistemi alan tespiti yapılması mevzuatta var. Ancak bunlarda çeşitli mahkemeler ruhsat iptallerine ilişkin açılan davalarda mahkemelerin kararları var. Sayıştay 6 dava konusunu incelemiş. Özellikle ruhsata konu edilen Tuz Gölü çevresinde gölün kış seviyesi hassas A zonu birinci derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan yeni tuz üretim sahalarından olması, arama ruhsatına konu edilen alanın içerisinde civar köyler tarafından kullanılan su kaynaklarının bulunması, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin araştırılmasına dair yönetmenliğe aykırılıklar, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000 metre mesafe genişliğine kadar olan şeritte bulunan sahanın ruhsat müracaatlarına kapatılması gerekirken bu alanların madencilik faaliyetlerine açılması dolayısıyla yani burada yapılan yanlış işlemler, verilen yanlış ruhsat izinleri nedeniyle Sayın Bakanım 130 milyon küsür liralık bir geri ödeme söz konusu olmuş. Bu para tabii geçmiş yıllarla ilgili 2021 yılı bütçesine oranı %26,36 ve toplam iade edilen tutarın 2021 yılı bütçesine oranı %32,29. Bayağı üçte biri kadar bir bütçenizin rakamı iade etmek zorunda kalmışsınız. Bu önemli bir konu. Bu kamu zararının oluşması söz konusu burada. Bu konuda daha fazla dikkatli olunması lazım. Sayıştay bu konuda uyarıyor. Bu hatalı uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Demek ki biraz daha hukuka uygun iş yapılabilmesi, belki hukuk kadrolarının daha fazla takviye edilmesi gerekir. Onun haricinde yine rehabilitasyon, maden sahalarında rehabilitasyon çalışmaları. Burada da önemli bir eksiklik var. Rehabilitasyon ve kısmi rehabilitasyonun tanımının yapılmamış olması mevzuatta uygulamada sorun çıkarıyor. Yani maden sahalarının daha sonra tekrar yeşil alan olarak dinamik bir yapıya dönüştürülmesi aşamasında sorunlar oluyor. Oradan ne kadar bu rehabilitasyon için para ayrılacağı, ne kadar sürede bunun yapılacağı, nasıl denetleneceği, bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Henüz bir düzenleme yapılıp yürürlüğe girmemiş gördüğüm kadarıyla. Bu da önemli bir uyarı. Yine 4. bulgu olarak da bu konuyla ilgili olarak alınan çevre uyum bedellerinin maden sahalarında işletme sonrası yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının maliyetini karşılamada yetersiz kalması bununla bağlantılı bir konu. Bu da önemli bir konu. Bir de Artık Bilgi Bankası projesi var. Artık Bilgi Bankası maden sahalarında ortaya çıkan pasa, bakiye, atık ya da artık dediğimiz curufların değerlendirilmesiyle ilgili
iş ve işlemler konusunda. Güzel bir düşünce bu. Bu proje de epeyden beri yerine getirilmemiş. Artık Bilgi Bankası. Adı da biraz farklı. Atık daha çok kullanıyoruz ama artık daha doğru ben de katılıyorum. Bunun bir an önce geliştirilmesi, hayata geçirilmesi gerekir. Meta ile ilgili olarak da bir bulgu var. Bu önemli ama çok iyi anlatmadığım, tartışılması gereken bir konu Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar bakın diyor ki maden arama ve araştırma faaliyetleri kapsamındaki arazi çalışmalarına başlamadan önce yöre halkının yeterince aydınlatılmaması sebebiyle sorunlar yaşanması. Bu sizin sık karşılaştığınız bir konudur zannediyorum. Genellikle tepki gösteriliyor o yörede. Bir maden sahası açılacaksa onun çevreye uyumu, o alanı bozacağı konusuyla ilgili kafalarda soru işaretleri çabuk oluşturulabiliyor. Bu doğru da olabiliyor, yanlış da olabiliyor. Bu konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları var. Ancak karşı tarafta da bu saha özelleştirilmiş özel firmanın çalışması var. Özel firmanın da birilerini satın alması, onların menfaatlerine göre davranılması söz konusu olabiliyor. Bu konuyu ben önemsiyorum. Bu konuyla ilgili özelleştirme yapılmadan önce bakanlığın bir çalışma yapması, bilgilendirme yapması doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bir cümleyle bitireyim. Başkanım, nükleer düzenleme kurumunda diğerlerinden farklı olarak bir bulgu var ama iç kontrol sistemiyle ilgili de eleştiriler var. Nükleer Düzenleme Kurulu yeni ama bir an önce bu konuyu halletmesi lazım. Bakanlığınızın ve bağlı kurumların bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti grubundan Yaşar Kırkpınar Beyefendi grubumuza dönerek genel başkanınız işte yurt dışında hamburger yiyor dedi. Evet, bu vatanda, ülkede sahip çıkmadığınız için beyin göçüyle Amerika'ya, İngiltere'ye gidip bilgi ve teknoloji üreten gençlerle genel başkanımız hamburger yedi. Sarayda milletin parasını yemedi. Aynı zamanda dedi ki bir çağı açıp bir çağı kapatan komutanımızın ismini bir yerlere vermek sizi neden rahatsız ediyor gibi bir cümle kullandı. Ben de ona buradan şunu soruyorum. Kocaeli Çayırova'da Fatih Sultan Mehmet Otağı yani rahmetli olduğu yeri rant uğruna Erzincanlar Vakfı'na satan sizlerdiniz. Sahip çıksaydınız o gün biz de sizi bugün geçmiş değerlere sahip çıkmış olarak görürdük. Sayın Bakan, sunumunuzda hedefler, hayaller güzel. Ama söz vereceğim o zaman cevap verir Uğur Bey. Ama çözümlere baktığımız zaman Ekrem Bey, Uğur Bey'e söz vereceğim. Millet battaniyenin altında ısınmaya çalışıyor. Esnaf iş yeri kapatıyor. Kiralarının iki katını bulmuş enerji fiyatları, sanayi zorda. Üretim gerçekten son dönemlerde düşüşte. Bunun ana sebebi Avrupa'ya ihracat yapan sanayicilerimiz fiyat veremiyorlar. Sanayici bana şunu söyledi. İtalya'ya gittim. Zor bela %2, %3'le anlaştım. Uçağa bindim dönüşte. Uçaktan indim. Doğalgaza %50 zam geldi, şaşırdım. Sunumunuzda sürekli enerji fiyatlarının artmasının ana sebeplerinden birisi Ukrayna ve Rusya savaşına bağladınız. Ben de size soruyorum. Bakın bu harita Türkiye'nin boru hattı, doğalgazla ilgili TANAP, Türk Akım, Mavi Akım, bütün boru hatları Türkiye'den geçiyor. Hiçbir avantajımız yok.
Eğer doğalgaz üssü ise bu ülke Avrupa'ya karşı hiçbir bir avantajımız yok. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Sürekli ekonomi zora girince iktidar doğalgaz bulduk, enerji bulduk, petrol bulduk açıklamaları yapıyor. Yıl 2004. Akçakoca'da doğalgaz bulduk. Ortada henüz doğalgaz yok. Yıl 2007 Karadeniz'de doğalgaz, ardından petrol umudu diye gene bir açıklama var. Yıl 2007 devam ediyor. Karadeniz'de petrol ağına takıldık. Açıklamalar devam ediyor. Hep umut satıyorsunuz. Yıl 2009 gene Sakarya'da doğalgaz buldu. Biz eleştirdiğimiz zaman iktidar milletvekilleri, siz milli iradeye saygı duymuyorsunuz, milli yatırımlara karşı geliyorsunuz diyorsunuz. Yıl 2010 devam ediyor, Karadeniz'de doğalgaz müjdesi. Yıl 2019 gene büyük müjde diye bütün yandaş gazetelerde manşet. Yıl 2020 Cumhurbaşkanı açıklıyor, Türkiye'nin enerji çağı. Büyük manşet. Son yıl 2020 gene ilk müjde Fatih'ten. Sayın Bakan, sadece şunu söylüyoruz. Siz eğer dağıtım şirketlerini özelleştirirseniz, BOTAŞ'ı da varlık fonuna devrederseniz bugünkü enerji sıkıntısını yaşarız. BOTAŞ 2018'de 2,5 milyar TL zarar, 2019'da 5 milyar zarar, 2020'de 17 milyar zarar, 2022'de de zararının ikiye katlanacağı söyleniyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin ülkemize ve yurttaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik, doğalgaz faturalar gibi halkımızın cebine doğrudan etkisi olan konuları bünyesinde barındırdığı için son derece özenli yönetilmesi gereken bir kurum. Ancak maalesef gerekli özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bugünkü açıklamalardan da bunu izliyoruz. Birazdan günübirlik özensiz kararların nasıl mağduriyetler doğurduğunu bir süremin yettiği sürece de açıklamaya çalışacağım. Enerji Bakanlığı 1 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede bir yönetmelik yayınladı. Yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımı kılıfıyla zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmelik hem meclis iradesinin hem de mevcut kanunlara karşı hülle yapılması anlamına geliyordu. Zeytinlik kanununda değişiklik teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iktidar tarafından 7 kere getirilmişti ve her seferinde kamuoyunun ve muhalefetin baskıları sonucu geri çekilmek zorunda kaldı. Bakanlık bu teklifi yönetmelikle aşmaya çalışarak zeytinliklerin maden faaliyetine açılmasını sağlamaya çalıştı. Yönetmelik 1 Mart'ta resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmeliği fırsat bilen iki yandaş şirket Muğla İkizköy'de 31 Mart'ta zeytin ağacı kıyımına başladılar. Katliamı engellemek isteyen köylüler jandarmanın sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Ve Danıştay 8. Dairesi'nin 20 Nisan'da bu yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Yönetmeliğe göre zeytin ağacı kıyımı için bakanlıktan izin alınması gerekiyordu. Bakanlığa yönetmeliğin yürürlükte kaldığı tarihler arasında hangi firmalara zeytinlik alanlarda maden faaliyetine izin verildiğini sorduk ve Mayıs ayında sorduk. Bakanlıktan gelen yanıtta hiçbir firmaya izin vermedik yanıtı geldi. Sayın Bakan, her şey gözlerimizin önünde oldu. Muğla İkizköy'de zeytin ağaçları söküldü. Engellemek isteyen köylüler jandarma tarafından gözaltına alındı. Bakanlığınız tarafından izin verilmediyse bu kanunsuz durum nasıl gerçekleşti? Devletin jandarması izinsiz zeytin ağacı sökülmesine nasıl göz yumdu? Yetmedi, köylüleri yaka paça gözaltına aldı. Bu konu hakkında bir soruşturma yaptınız mı? İzinsiz zeytinlik katliamı yapan şirkete herhangi bir yaptırım uyguladınız mı? Skandallar burada bitmiyor. Enerji Bakanlığı meclis iradesini yok saymakta, hülle yoluyla zeytinlik katliamına
yol açmakta ısrar ediyor ve yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22 Haziran'da yürütmenin durdurulması kararını kaldırıyor. Sayın Bakan, bu yönetmelik kapsamında kaç maden şirketine zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti izin verdiniz? Bu izinler sonrasında kaç adet zeytin ağacı kesildi? Bu sorunun iradesini yok saydığınız meclis üyeleri huzurunda yanıtlamanızı bekliyoruz. Bir konuda lisanssız GES'lere yapılan uygulama, bu dile getirdi bazı arkadaşlar. Benim burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Ve bu karar çıktıktan sonra Manisa gibi, Kayseri gibi illerde güneş enerjisi panelleri şu anda sökülmeye başlandı. Ve insanlar bu yatırımlarını oralardan söküp başka yerlere taşıma kararı aldılar. En azından büyük zararlar görmemek için. 12 Mayıs 2019 tarihinde elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretmeni yönetmeliği sizin döneminizde yayınlandı. Burada deniyor ki lisanssız kurulan güneş enerji santrallerinde ihtiyacınız olanı kullanın. Ben sizin daha fazla ürettiğiniz elektriği tarife bedeliniz üzerinden 10 yıl boyunca satın alacağım. Şimdi milletin devletine güveni tam olmalıdır. Siz burada 10 yıllık bir taahhütün arkasından pardon burada yanlış yapmışız, suistimal vardır diyemezsiniz. Bunların hepsini öngörmeliydiniz ve o suistimalleri yapanları cezalandırabilirdiniz. Fakat özellikle organize sanayilerde kendi enerjileri için bu yatırımları yapan insanlar şu anda cezalandırılmış durumda. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Birkaç arka arkaya soruyla süremin yettiğince çok az son kaldı. Son cümlelerinizi alın. Peki. Burada Sayıştay'ın 2021 yılı EPDK raporuna göre dağıtım şirketleri araştırma geliştirme harcamalarının dağıtım tarifesini bir unsuru olarak düzenleyip tüketiciye yansıttılar. Piyasa faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura tarifede yeri verilemeyeceği 6446 sayılı elektrik piyasası kanununda açıkça belirtilmektedir. Dağıtım şirketlerinin tüketicilere yansıttığı ARGE harcamaları iade edilecek mi? Elektrik piyasası kanununa açıkça aykırı olduğu raporda belirtilen elektrik piyasası tarifeler yönetmeliğinde düzenleme yapılacakmış. Yapılacak mıdır? Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarımız, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, öncelikle herkesi selamlıyorum. Bakanlıkla ilgili değerlendirmeme geçmeden önce Sayın Ekrem Çelebi'ye bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bana hitaben özellikle yapmış oldukları, AKP döneminde yapmış oldukları hizmetlerle ilgili birkaç şey söyledi. Değerli arkadaşlar, Sayın Çelebi, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri sanki bir lütufmuş gibi anlatıyorsunuz. Bu yaptığınız hizmetler lütuf değil, sizin iktidar olma görevinizdir. Siz bu görevinizi yerine getiriyorsunuz. Biz de sizin eksiklerinizi, yanlışlarınızı söylemek zorundayız. Ve tabii ki sizden bu işleri daha iyi yapacağımızı da söylemek zorundayız. Bunu belirterek başlamak istiyorum. Şimdi Sayın Bakan, öncelikle enerjiyle ilgili şöyle küçük bir Türkiye'nin kısa bir değerlendirmesini yapacak olursak. Ülkemiz enerji ithalatçısı konumunda olan bir ülke hepimizin bildiği gibi. Toplam yıllık ithalatımızın yaklaşık dörtte birini enerji ithalatı oluşturuyor. Kullandığımız enerji ihtiyacımızın dörtte üçünü ithal ediyoruz. Yani yaklaşık %72 diyebiliriz. Rusya'ya maalesef doğalgaz bağımlısıyız. Doğalgazın %98'ini zaten ithal etmek zorundayız. Elektrik üretimimiz de ağırlıklı olarak doğalgaz ağırlıklı olarak üretiliyor. Hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 2020'de %40 seviyesindeyken %33 seviyesine maalesef geriledi. Enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir iyileşme yine de genel olarak görünse de
çok çok yavaş ilerlendi. Bu konuda destekler çok yeterli verilmedi. Onunla ilgili ilerleyen dakikalarda vaktim yeterse bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Şimdi bu ithalata bağımlılık tabii bizi çok zor duruma düşürüyor. Enerji ithalatımız ilk 10 ayda geçen yıla göre %118.4 artmış. Yani 43.7 milyar dolar artmış Sayın Bakan. Şimdi enerji ithal birim değer endeksi de %166.4. Şimdi değerli arkadaşlar, bir yıllık tüketici enflasyonuna baktığımızda Ağustos 2021, Ağustos 2022 %80.2 iken Türkiye'de bir yıllık enerji enflasyonu aynı tarihler arasında %142 olmuş. Aradaki farka bakın. Şimdi bu tabii ki nasıl yansıyor, nasıl bir yansıma? Bu arada dünyadan da ciddi anlamda ayrışmış durumdayız. Hani deniyor ya işte dünyada, Avrupa'da da enflasyon artıyor, şu bu. Ancak enerji enflasyonuna baktığımız zaman bizde %142.6 iken örneğin G7 ülkelerinde %33.1 olmuş bu bir yıllık süreçte. Almanya'da %36.2. AB ülkelerinde 27 ülkede %38.3 ortalama olarak. Yani bu enerjideki enflasyon kimi vurmuş Sayın Bakan? En çok Türkiye'yi vurmuş. Neden vurmuş acaba diye baktığımızda tabii ki dolardaki ani yükseliş, iktidarın ekonomi politikasındaki yanlış aldığı kararlar sonucunda enerji fiyatlarına yansıyan aşırı yükselişlerle bu tabii ki halkımızı, ülkemizi vurmuş durumda. Halkın alım gücü düşerken tüm tüketim maddelerinin fiyatları da enerjideki artıştan dolayı artıyor. Nedir onlar? Bir ekmeğin bile üretiminde maalesef enerji kullandığımız için, içtiğimiz su, otururken yaktığımız doğalgaz, ev duş yaparken kullandığımız su, her şey, bütün hayatımız enerjiye aslında bağımlıyız. O yüzden de maalesef vatandaşımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Sadece halkımız, normal vatandaşımız mı sıkıntı içerisinde? Üreticiye de isterseniz bir bakalım. Çünkü sanayide de enerji fiyatları ciddi oranda arttı ve üretimi etkiledi. Bakın, Dünya Gazetesi değerli arkadaşlar bir araştırma yapmış. 46 şehirde Anadolu'nun nabzı anketi üreticilerle, üretici firmalarla. Ve Türkiye ekonomisinin şu anda çözülmesi gereken en önemli 3 sorunu nedir dediğimizde enflasyon, yüksek faiz ve girdi maliyetlerindeki artış diyorlar değerli arkadaşlar. İhracat artarken daha yüksek oranda ithalatın artmasıyla sanayici de üretemiyor. Çünkü girdi maliyetleri enerji maliyetlerindeki artışla beraber gittikçe daha da artmakta. Bunun sonucu, diğer bir sonuç, her 3 iş insanından ikisi işçi çıkartmayı düşündüğünü söylemiş Sayın Bakan. Bir yandan iktidarınız işsizlikle mücadele etmeye çalışırken üreticilerin bu soruya verdikleri cevap da bu olmuş. Yani bir yandan üretici çok zor durumda, bir yandan vatandaş çok zor durumda, bir yandan da maalesef yani halkı elektrik dağıtım şirketlerine soyduruyorsunuz. Ben biraz Sayıştay raporlarına buradan girmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'na %75 subvansiyon yapacağım dedi elektrik ücretlerinde, ödemelerinde. Peki bu nereden karşılanacak? Bir de onu konuşalım. Nereden karşılanacak bu değerli arkadaşlar? Yine vatandaşın vergilerinden. Sayın Çelebi, biz cebimizden mi ödüyoruz? Siz cebinizden ödemiyorsunuz işte. Vatandaşın vergileriyle bu ödenecek. Biz de ödeyeceğiz, siz de ödeyeceksiniz. Hep beraber ödeyeceğiz. Bu devletin parası kullanılıyor. Şimdi Sayın Bakan, Sayıştay raporlarında geçen seneki bulguların hepsi uçmuş gitmiş, yok olmuş. Yani en sondaki geçen yılki bulguların değerlendirilmesinde de göremiyoruz Sayıştay raporunun sonunda. Hani soyduruyorsunuz vatandaşı dedim ya, gerçekten bu bulgu üzerinden şunu sormak istiyorum. 2016-2020 yılları arasında 21 elektrik dağıtım şirketinin 117 milyon 484 bin liralık Ar-Ge harcaması kanuna aykırı olarak abonelere fatura edilmiş. Geçen yılki Sayıştay raporunda da bu vardı ve biz bunu sorduk.
Ancak bu sene hem kaldırılmış hem bununla ilgili herhangi bir yorum da yapılmamış. Yani gereği yerine getirildi mi, getirilmedi mi? Şirketlerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur faturada yer alamaz diyor Sayıştay. Ve şunu sormak istiyorum. Bu hususun bir alt düzenleme ile alınması hukuka aykırıyken bu uygulama hala devam ediyor mu? 2021 yılında bu miktar ne kadar oldu? Bunu sormak istiyorum. Hazır Sayıştay'a başlamışken Sayıştay'dan yine çok kısa devam etmek istiyorum. Yine geçen yılki raporda olduğu gibi TEDAŞ'ın mallarından elektrik dağıtım şirketleri kira geliri almaya devam ediyor Sayın Bakan. Yani bu tespit sürmekte. Bu firmalar işletme hakkı devir sözleşmesinde düzenlenmediği halde mülkiyeti TEDAŞ'a ait bu taşınmazlar üzerinden kira geliri elde etmemeleri gerekirken elde etmemeleri gereken bir geliri elde ediyorlar. Enerji Piyasası Düzenlem Kurulu'nun bu sorunu çözmemesi neticesinde ilgili elektrik dağıtım firmaları 2020 ve 2021'de ne kadar kira geliri elde etmiştir? Hala bu düzenleme devam etmekte midir? Diğer bir konu Sayın Bakan, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK oluşturuldu kurumların birleşmesinden. Kurumun 2021 başı gelir tahmini 275.9 milyon TL iken yıl sonu 255.3 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bu gerçekleşmedeki düşüklüğün sebebi nedir? Gider toplamı ise 273.5 milyon TL olmuş. Diğer bir sorun da organizasyonel yapısını tam olarak tamamlayamamış hala bu kurum. Yani hala başkanın atanmaması gibi bir durum var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu kurumla ilgili? Bu yapıyı düzeltmekle ilgili, organizasyon yapısını düzeltmekle ilgili onu sormak istiyorum. Evet Sayın Bakan. Son bir dakikanız. Bu bir dakikamı da açıkçası maden kazasına ayırmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, hepimizin bildiği gibi madencilik riskleri gereği iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden birisi. Ama ocaklarda bir tane kaza olduğunda da onlarca, yüzlerce madencimiz hayatını kaybediyor. Kazaların önlenebilmesi için de öncelikli önemde güvenlik, sağlık ve güvenlik önlemlerinin, hizmetlerinin titizlikle uygulanması, denetimlerin titizlikle yapılması gerekiyor. Ama maalesef bu yeterince yapılmıyor madenlerde. Ne kadar ilginç ki kazadan, Amasra kazasından 3 gün önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir denetim yapmış. Ama ne olmuş? 3 gün sonra kaza oldu. Bunu da değerlendirmek lazım. Sayın Bakan, Soma kazası 2014'te yaşandı. Ermenek, Elbistan gibi kazaları yaşadık ve şimdi Amasra kazası. Amasra maden kazasında 42 vatandaşımız, madencimiz hayatını kaybetti. Şimdi bir araştırma komisyonu kuruldu, çalışıyor. Ama Soma katliamındaki araştırma komisyonunun raporu hala mecliste görüşülmedi. Bir hesap vermeme, hesap verebilirlikte bir sorun var. O dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız ne hesap verdi, ne istifa etti ve şu anda bu araştırma komisyonunun başkanı oldu. Bu nasıl bir şeydir bilmiyorum. Son cümlemi söylüyorum. Bir kaza oldu. Siz de hala tam bir hesap vermediniz ve istifa mekanizması onurlu bir mekanizmadır ama onu işletmiyorsunuz. Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Genel Müdürü de istifa etmedi Sayın Bakan. İstifasını bekliyoruz. Saygıyla selamlıyorum. Yine de bakanlığın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bakan, siz ve BOTAŞ'ın 2024 yılında Rusya'ya olan doğalgaz borçlarını ödediği söyleniyor. Ve BOTAŞ bugünlerde gece yarısı operasyonlarla piyasaya dolar sattığı aşikar. Şu bugüne kadar sizden en bunu talep ediyorum Sayın Bakan. Yine baktığınız zaman bir de vatandaşlarımız öteliyor Rusya'ya. Aynı şekilde vatandaşlarımızın da borç veya kullanmış oldukları doğalgaz tutarlarını 2024'de ötelemeyi düşünüyor musunuz? Yine siz kucağınızda buldunuz. Geçen dönemki Berat Albayrak'tan yaz-kış uygulamasına son verildi. İşte sizler de görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'yi karanlığa boğdunuz. Bu inadınızdan vazgeçip yaz-kış saatine geçmeyi düşünüyor musunuz Sayın Bakan? Yine Sayın Bakan, yılbaşından bu yana elektrik ve doğalgaza tam dört kez zam geldi, siz de biliyorsunuz. Yıl içindeki doğalgaz zamları konutlar için %119,5'a ulaştı.
Yine elektrikte birinci kademeye %89,5, ikinci kademeye ise %184,2 zam yaptınız. Bu oran tarımsal sulamaya geldiğinde %142,5 ve ticaret değerlerde ise %174,2 ile %255,6. Sanayide kumayetliğe son bir yılda yapmış olduğunuz zam ise %433 Sayın Bakan. Esnafın şu anda en büyük sıkıntısı kiradan önce elektrik faturası geliyor. Elektrik borçları sanayiciyi, esnafı, vatandaşımızı perişan etti. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak tüm Türkiye'yi geziyoruz. Geçen hafta da Uşak'taydık. Uşak'tan dönerken Sayın Tarım Vekilimiz, yine Sayın Akif Amca Çevi ile beraber Bozüyük'te bir tesiste mola verdik. Bize tesisteki molanın tesisin sahibinin verdiği cümle şu: elektrik faturam 147-150 bin liraya geldi, kiram 60 bin lira. Bu sizin eseriniz Sayın Bakan. Elektrik faturaları şu anda ticaret terminlerin kiraların da önüne geçti. Yine asgari ücretle artık yaşanmaz hale geldi. Büyük kentlerde kiralar 5 bin liradan başlıyor şu an. Buna doğalgaz, elektrik masrafı da eklendiği zaman asgari ücretlinin eline maalesef hiçbir şey kalmayacak Sayın Bakan. Millet kırmızı etin yanı sıra tavuk etini de ayda bir kere yer hale geldi. Ancak sorun burada bitmiyor. Baklagillerin de fiyatları aldı başını gidiyor. Tarım Bakanlığı kendi dergisine dahi gıda fiyatlarının dünya genelinde düşme ihtimali kalmadığını ifade etti. Vatandaş sanırım evinde elektrik kullanmadan, doğal gazını yakmadan soğukta oturacak. Sadece soğan ekmek yiyecek. Geldiğimiz nokta işler acısı. İşte 20 yıllık iktidarınızın getirdiği durum, vatandaşımızı soğan ekmeğe muhtaç ettiniz. Borcundan dolayı elektrik ve doğal gazı kesin haberin sayısını size sormuştum Sayın Bakan. Önergeye yanıt verdiniz. Maalesef çelişkili cevaplar var. Sayın Başevirgen'e verilen cevaplarla şahsına verilen cevaplar arasında sorun var. Ben merak ediyorum. 2020 ve 2021'de hiç doğal gazı kesilmeyen vatandaş nasıl oluyor merak ettim. Yine elektriği kesilmeyen vatandaş nasıl oluyor merak ettim. Bunu da açıklarsanız sevinirim Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, sunumunuz için teşekkür etmek isterdim ama diyemiyorum, dilim varmıyor çünkü. Amasra faciasına ilişkin diyorsunuz ki sunumunuzda takipteyiz. İhmali olanlarla ilgili gereği yapılacak. Sayın Bakan, sizin takip kanallarınızla ilgili bir sıkıntı var. Bu bir. Sizin ihmali olanlarla ilgili gereğini yapma konusunda bir geleneğiniz yok. Bu da iki. Bakın, bilirkişi ön raporundan bahsediyorsunuz. O raporda bakanlığınıza bağlı MAPEK Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı kusur atfedilen kurumlar arasında. Yani aslında sizin genel kurulda yaptığınız sunumun tam aksine bakanlığınıza ait denetim mekanizmalarının ihmali olduğu yazılı. Siz hangi takipten bahsediyorsunuz? Siz bu ihmalleri yapanların amirisiniz. Tribünden maç izler gibi bu olayları takip edemezsiniz Sayın Bakan. 42 kişinin canına kastedilmiş, bu ihmalleri yapan kurumlarınızla ilgili ne yaptınız? Anlatın. Anlatamazsınız çünkü koca bir aydır hiçbir şey yapmadınız ya. Yapmak da istemediniz. Çünkü bütün bu ihmal zincirinin başındasınız. Buraya gelip gereği yapılacaktır diyorsunuz. Siz bu gereklilikten gerçekten ne anlıyorsunuz Sayın Bakan? Bilirkişi ön incelemesi, emniyet fezlekesi, uzmanlar, bilirkişiler hepsi havalandırmanın bu faciadaki önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Bakanlığınıza bağlı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra'daki havalandırma sistemini tam 4 senedir hala iyileştirecek. İhmal var mı Sayın Bakan? Var. Bir şey yapıldı mı? Hayır. Sayıştay işçi sayısı az diyor. TTK'nın faaliyet raporlarında da yazmış bu. İşçiler aynı şikayetleri söylüyor. Emniyet fezlekesinde işçi eksikliğinden dolayı vardiyası olmadığı halde patlamanın olduğu vardiyada 5 işçinin olduğu söyleniyor, yazıyor. Ve Amasra müessesesinin TTK'dan işçi talebinde bulunduğunu biliyoruz. Ama bu talep karşılanmamış. İhmal var mı? Var. Peki bir şey yapıldı mı? Hayır. Devam ediyorum. Fezleke yine diyor ki yıllardır bu müessesede görev yapan ve bir kez bile madene inmeyenler idareci konumunda diyor. Kağıt üzerinde de madene girmiş olarak gösteriliyor diyor. İhmal var mı Sayın Bakan? İhmal var. Peki bir şey yaptınız mı? Hayır. Dava tutanakları diyor ki 13 Ekim saat 23.43 ve patlamanın olduğu 14 Ekim günü saat 18.49 aralığında havalandırma vantilatörü 53 kez ikaz,
355 kez de alarm değerini göstermiş. Peki buna rağmen madene işçiler gönderilmiş mi? Evet. İhmal var mı Sayın Bakan? Var. Peki bir şey yapılmış mı? Hayır. Fezleke diyor ki izleme merkezinde en az iki görevli olması gerekirken bir görevli vardı. Bunun güvenlik sorunu olacağı biliniyordu ama hiçbir şey yapılmadı. İhmal değil de nedir bu Sayın Bakan? O çok takip ediyorum dediğiniz bilirkişi raporunda metan oranının sadece patlama günü değil defalarca ama defalarca riskli seviyeye çıktığı, bunların kayıtlarının müessesede olduğu, böyle durumlarda dahi zaman zaman işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildiği yazıyor. Yani kaza geliyorum demiş, siz hiç geliyorum diyen bir kaza gördünüz mü Sayın Bakan? Burada apaçık bir ihmal zinciri var. Bunu Sayıştay da, bilirkişi ön incelemesi de, emniyet fezlekesi de, uzmanlar da, işçiler de herkes söylüyor ama hiçbir şey yapılmamış. Şimdi Sayın Bakan, tüm bu ihmal zincirlerinin başında kim var? Diyelim ki TTK var. TTK'nın başında kim var? Kozlu'nun sorumlusu sabıkalı Kazım Eroğlu. Kimin oluruyla peki? 2018'de sizin olurunuzla. Bu atamada ihmal var mı? Kusur var mı? Var. Bir şey yapıldı mı peki? Hayır. İhmali olan başka kim var mesela? Denetçiler. Bir şey yapıldı mı? Hayır. Peki denetçilerin üst amiri kim soruyorum? Sizsiniz. Sizsiniz Sayın Dönmez. Faciadan bir ay önce müesseseydiniz. Nereye baktınız? Ne yaptınız? Madene girdiniz mi? İşçilerle konuştunuz mu? Denetim yaptınız mı? Yapmadınız. İhmal var mı sizce? Yetkili bir partiliniz bu coğrafyada küçük olmalısınız, güçlü olmalısınız demiş. Evet, güçlü olmalısınız. Pişkin değil. TTK Genel Müdürü'ne ve diğer idarecilere ilişkin bakanlığınız hala hiçbir işlem yapmadı. Takipte değil de adeta tetikte gibisiniz. Hala o şehitlerimizin cansız bedenlerini toplamakla ve madenci yakınlarına verilen tazminatla övünmenizse kabul edilebilir bir savunma asla olamaz. Gözümün içine bakmanızı rica ediyorum Sayın Bakan. Sizin 3 çocuğunuz var değil mi? Bu faciadan sonra bakın 52 çocuk babasız kaldı. Sizin bakanlığınıza bağlı kurumların ve o kurumların başındaki insanların zincirleme ihmalleri sonunda 52 çocuk babasız kaldı. Bir şey yapacak mısınız? Siz bir sorumlu olarak bedel ödeyecek misiniz? İstifa edecek misiniz? Yoksa her gün, her gece o çocukların vebali üzerinizde olarak makamınızda oturmaya devam mı edeceksiniz? Salih Çora Bey'e söz veriyorum. Buyurun. Tabii dünyanın 1970'lerde çözmüş olduğu maden kazalarını biz hala çözemediğimiz için tekrar yaşamaya devam ediyoruz. Sayın Bakan, sizin Amasra madenine ziyaretinizden sonra böyle bir kaza meydana geldi ve maalesef 42 işçimizi kaybettik. Konuşmanızda hani gerçekler ortaya çıkınca gereken yapılacak demiştiniz bugünkü sunumunuzda. Aslında gerçeklerin önemli bir bölümü ön bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Ortaya çıkan gerçekte de Amasra'da gerçekten bir ciddi bir yönetim zafiyeti olduğu ve tedbirsizlik olduğu ortaya çıktı. Ön bilirkişi raporuna göre Türkiye Taş Gömürleri Kurumu Genel Müdürü Sayın Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ercan Gebeş kusurlu bulundular. Onun altındaki yani Amasra Müessesesi Müdürü ve altındaki yönetim kadrosu tutuklandı. Ama maalesef bu iki yönetici henüz şu anda açığa alınmadı. Çünkü açığa alınmaları gerekir idi bize göre. Çünkü soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından bu gerekliydi diye düşünüyorum. Ve bu genel müdürün size istifasını sunduğu yönünde ve sizin de kabul etmediğiniz yönünde basına, Zonguldak yerel basında haberler çıkmıştı. Bu doğru mudur, değil midir? Bu konuya açıklık getirseniz memnun oluruz Sayın Bakan. Yine Türkiye Taş Gömürleri Kurumu ile ilgili başka önemli bir konuda işçi açıklarıdır. İşte 14.500 olan norm kadro sayısına göre işçi sayısı 7.385'tir şu anda. Bu durumda iş kazalarını aslında
davetiye çıkartan çok önemli bir eksikliktir. 2017 yılında 5 yıl önce siz müsteşarken Sayın Berat Albayrak Enerji Bakanı iken bir konuşma yapmışım. Siz de o salondaydınız o zaman Plan Bütçe Komisyonu'nda. 14.500 norm kadroya rağmen bugün 7.500 üretim işçisi açığı kaldı. İşçi açıkları iş güvenliğini tehdit ediyor. Buradan uyarıyorum değerli bürokratlarımız, Zonguldak'ta her an büyük bir maden kazası yaşanabilir diye uyarıda bulunmuşum. Yine Sayıştay'da muhtelif defalar azalan işçi sayısına bağlı olarak iş güvenliğinin olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunmuş. Ben bir kez daha buradan sizi uyarmak istiyorum. Çünkü konuyla da yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Daha önce de ki komisyon görüşmelerinde de konuşmuştuk bu meseleyi. Zonguldak'ta yeni bir büyük maden faciası olmaması için bu işçi açıklarının ivedilikle giderilmesi gerektiğini düşünüyorum Sayın Bakan. Yine kurumların oradaki kurumların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bölgemizde biliyorsunuz bir de rödevanslı sahalar var Sayın Bakan. Rödevanslı sahalarda da yaklaşık 3000 kişi çalışıyor. Bunların sorunları devam ediyor. Sizinle görüşmüşler. Masanızda duruyor o sorunlar. Yerli kömürle ithal kömür arasında bazı farklar var. Biliyorsunuz termik santraller yerli kömürü 975 TL'den alırken aynı kömürü, aynı kaloride kömürü 1600 TL'ye alıyorlar ithal olanını. Arada ciddi bir fark var. Yine yerli kömüre verilen destek 2750 TL iken ithal kömüre verilen destek 3750 TL. Ya bu da yerli ve milli enerji politikalarıyla pek bağdaşmayan bir durum diye düşünüyorum Sayın Bakan. Bunun ötesinde yine bir konu daha var. Maden işletme ruhsatı sahipleriyle madencilik faaliyetlerinde yapılan NSR yani nihai 3 ürün sözleşmeleri işçilik hakları bakımından lisans sahibine hukuken bir sorumsuzluk kalkanı getirmekte, ayrıca bir haksız kazanç da sağlamaktadır. Bu nedenle de NSR sözleşmelerinde izin, denetim ve işçilik hakları açısından sorumluluk getirecek ve kamunun da zarara uğramasını engelleyecek şekilde bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu yönde bir çalışmanız var mıdır Sayın Bakan? Son olarak da Karadeniz'de bulunan doğalgazı ifade etmek istiyorum. Birinci faz önümüzdeki yıl 10 milyon metreküp olarak hatta bağlanacağı ifade edildi. Bu birinci faz 10 milyon günlük tüketim Türkiye'nin ne kadar ihtiyacını karşılayacaktır? İkinci faz 40 milyon metreküp denildi. Bu ne zaman yürürlüğe girecektir? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi üyelerimize dönelim tekrar. Sayın Bakanımız sunumunuzda mesken aboneleri için elektrikte %50, doğalgazda %75 devlet desteği olduğunu ve dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişe karşı önemli ölçüde insanlarımızı koruduğumuzu belirttiniz. Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğalgazı sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke konumunda olduğunu söylediniz. Doğrudur. Şimdi bunlar sevindirici bir şey. Biraz evvel Orhan Bey neden sevinemiyorsunuz diye bir soru sormuştu. Ben de o soruya cevap vereyim. Neden sevinemiyoruz? Evet, belki Avrupa'da vatandaşına en ucuz, yani euro üzerinden üçüncü elektriği, dördüncü doğalgazı sağlayan ülkeyiz ama Avrupa Birliği'nde ve OECD ülkeler arasında enerji enflasyonunu en yüksek yaşayan ülkeyiz efendim. Ondan sevinemiyoruz ne yazık ki. OECD'nin yapmış olduğu çalışmaya göre Ağustos 2022 itibariyle enerji enflasyonu OECD ortalaması %35. Avrupa Birliği ortalaması %38. Türkiye ise %143. Yani OECD'nin ortalamasını 4 ile çarptığımız zaman bu ülkede yaşanan enerji enflasyonunu görmekteyiz. İşte ne yazık ki buna sevinemiyoruz. Şimdi burada bir tezatlık var, bir çelişki var. Yani bir taraftan Avrupa'da işte elektrikte en ucuz veren üçüncüyüz, dördüncüyüz doğalgazda, ama bir taraftan da dünyada enerji enflasyonu en çok yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu çelişki. Doğru söylüyorsunuz. Onu da açıklayacağım birazdan. Sayın Bakanım, doğalgazın ekonomimizdeki ağırlığı her geçen gün artmakta. 2021 yılında 58 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişiz. Bunun %75'i
boru gazı, %25'i ise LNG ve bu ithalatın kabaca %90'ı, %87'sini de uzun dönemli ithalat lisansıyla yapmışız. Ve bu uzun dönemli anlaşmalar petrole endeksli bir durumda. Bu rakamlar 2021'in rakamları. Eğer 2022 rakamlarını paylaşırsanız, 2023 rakamlarını da, beklentileri de paylaşırsanız seviniriz. Yani 2022 yılında doğalgaz ithalatımızın ne kadar olması bekleniyor? Bunun ne kadarı boru gazı, ne kadarı LNG ve ne kadarını da spot piyasalardan tedarik ediyoruz? Değerli arkadaşlar, yani iktidar temsilcilere sıklıkla spot piyasalardaki artışların 30 katına kadar çıktığından bahsetmekte. Yani şunu söylemek istiyorlar esasında. Elektrikte yılbaşından bugüne meskenlerde %90, ticarethanelerde %192, sanayide %322 zam geldi. Doğalgazda meskenlerde %109, sanayide %273 zam geldi. Ama bakın spot piyasalarda fiyatlar 30 katına çıktı. Buna da şükredin diyorlar. Ancak dediğim gibi bizim doğalgaz ithalatımızın kabaca %90'ı petrole endeksli uzun vadeli kontratlardan sağlıyoruz. Brent petrolde 2021 yılı ortalaması $70 kabul edersek, 2022 ortalamasının da $100 olması bekleniyor. Yani artış %40. Yani doğalgazda öyle bizim sözleşmelerimiz geri faturalardaki bir katlanma söz konusu değil. Faturalar bu kadar katlanmasının sebebi dövizin katlanmasından kaynaklanmakta. 2021 dolar ortalaması 9 liraydı. Bugün için 18.60, yani bir kat artmış neredeyse. Yani bugün dünyada en fazla enerji enflasyonu yaşamamızın nedeni tamamen sizin yanlış ekonomik politikalarınızdan kaynaklanmakta. Eğer aksini iddia ediyorsanız bize 2021-2022 yılının ortalama boru gazı ithalat fiyatlarını açıklamanız gerekli. Spot piyasalardan yapılan ithalatın ortalama fiyatlarını bize açıklamanız lazım ki bir mukayese yapmamız lazım. Mümkünse bu rakamları da alırsak seviniriz. Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi Soma enerjinin başkenti. Şimdi size tuhaf bir şeyden bahsedeceğim. Bir avuç kömür için ömürlerini veren, 301 canını veren Soma'da, maden şehri Soma'da insanlar ısınamıyor. Şu an için bölgesel ısıtma çalışmıyor. Özelleştirdikten sonra bir çivi çakılmamış olan termik santral sıcak suyu veremiyor. Hadi arıza giderildi diyelim. Bu sefer de %192 zam yapmış olmasına rağmen maske suyu sıcak bir şekilde hanelere ulaştıramıyor. Soma'da 14.000 bölgesel ısıtma abonesi var. Geri kalan Somalılar da kömürle ısınıyor. Daha doğrusu ısınmaya çalışıyor. Geçen sene 800 lira olan tonu yerli kömür bugün 4.000 liraya ulaşmış durumda. Vatandaş kömür alamıyor. Yani enerji şehri Soma ısınamıyor. Soma'da enerji krizi yaşanıyorsa varın gerisini siz düşünün. Sayın Enerji Bakanı, sunumunuzun sabahki bölümünde, özellikle enerji verimliliği bölümünde, kamu binalarında 2019 yılından itibaren, yani 4 yılda 32 bin ton eşdeğer petrol karşılığı 550 milyon TL enerji tasarrufu sağladığınızı ifade ettiniz. Gerçekten bu katkınız için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Demek ki güzel işler yapınca muhalefet de teşekkür etmeyi biliyor Orhan kardeşim. Şimdi burada soruyorum. Sayın Bakan'ın bize verdiği rakamlar üzerinden soruyorum. 2002'den, yani iktidara geldiğiniz 2019 yılına kadar 17 yılda, o zaman çok savurganmışsınız verdiğiniz rakamlara göre. Yani AKP iktidarı, sizin verdiğiniz rakamlara göre. Çünkü verilen rakamlarda çok açık, 2019'dan 2022'ye kadar diyor bu tasarrufu yaptım. Peki 2002'ye kadar olan bölümde ne var? Ben söyleyeyim size. Eğer 4 yılda 550 milyon tasarruf olursa yılda 137,5 milyon yapar. 17 yılda bunu çarptığınızda 2 milyar 337 milyon lirayı kamuda har vurup harman savurmuşsunuz. Bu sizin verdiğiniz rakamlarla size anlatılan gerçek. Tabii ki siz Sayın Bakan haklı olarak şunu söyleyebilirsiniz. AKP iktidarına karışmam. Ben kendi dönemimi söyledim diyebilirsiniz. Övünerek %75'ini biz karşılıyoruz dediğiniz enerji desteğinin adaleti sokağa çıktığımız zaman bize farklı yansıyor. Bakkal amcaya da aynı tarife, büyük zincir marketlere de, AVM'lere de aynı fiyat. Nerede adalet? Artık sohbet ettiğimiz küçük esnaf diyor ki, eskiden benim bir ortağım vardı, dükkan sahibim.
Önce ona kirayı öderdim hasılattan. Şimdi bir de elektrik ve doğalgaz şirketleri de iş yerime ortak oldular. Onlara da ödeme yapınca eve çocuklarıma götürecek bir şey kalmıyor. Elde avuçta diyor küçük esnaf. Yine Soma'dan Amasra'ya kadar arada geçen süre içerisinde yaklaşık 700'e yakın madencimizi kazalarda kaybettik. Tabii burada kaza kelimesi yetersiz kalıyor. Çünkü önceden yapılan birçok uyarıya rağmen yaşıyoruz bunları. O zaman bunlara kaza ya da kader diyemeyiz. Desek desek vurdum duymazlık, tedbirsizlik, maden işçisinin canını umursamamak diyebiliriz. Siz buna kader, fırsat deseniz de ölenlerin aileleri, çocukları böyle düşünmüyor. Bu hatayı yapmakla kalmıyor. Bunu yapanlar, yani suç işleyenler, o ailelerin kendilerini affetmesi, bağışlaması için çözmeyi bir türlü başaramadığımız işsizliği kullanarak bunu bir teselli ödeli gibi gören anlayışla vefat eden madencilerin ailesine aylık bağlamayı, eş ve çocuklarına ya da kardeşine bir kişiye kamuda sürekli işçi kadrosu vermeyi de vicdanlarınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz herhalde. İşsizlik konusunda beceriksizliğinizi bu şekilde vatandaşa kamuda iş vererek ödüle mi çevireceksiniz? O zaman bu ülkede milyonlarca işsiz insanımız bir işe girmek için bir yakınını maden kazasında ölmesini mi bekleyecek? Bakanlığınızın işsizlikle mücadelesi bu mudur? Ayrıca sunumunuzda konutlara en ucuz enerjiyi dünyada Türkiye olarak biz veriyoruz dediniz. Keşke o çizelgede ülkenin kişi başına geliri ve asgari ücretinde ne olduğunu, yüzde kaçına isabet ettiğini çalışmasında ekleseydiniz. Almanya'da 2500-3000 lira alan, yani 50-60 bin lira geliri olan birinin Türkiye'de 7-10 bin lira alan biriyle kullandığı elektrik fiyatını karşılaştırmak ne kadar doğru? Ayrıca sadece konut elektriğini örnek vermişsiniz. Gözlerimiz sanayiciye verdiğiniz elektrik ücret skalasını da aradı. Üretim yapan, istihdam yaratan, döviz kazandıran sanayicilerimize uygun fiyatla elektrik veriyor muyuz? İhracat yapan sanayicimizin yurt dışındaki rakipleriyle rekabet edebilmesi için onlara ucuz enerji vererek rekabet edebilmelerini sağlayacak desteği verebiliyor muyuz? 2019-2020 yıllarında denetim raporlarında bazı elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaştan topladığı elektrik enerjisi fonu tutarlarını devlete eksik ödediği ya da hiç ödemediği tespit edilmişti Sayıştay raporlarında. Bu konu üzerinde doyurucu bir açıklama ben duymadım. Söz olarak son olarak şunu söylemek istiyorum. Ayrıca amiri konumunda olduğunuz bir birimin genel müdürünün böyle önemli bir toplantıya mazeret gösterip katılmaması denetimden kaçtığı gibi bir algı yaratıyor. Plan Bütçe Komisyonu ve orada çalışanlara sizi tanımıyorum demektir bu davranış. Bu genel müdürü görevden almayı düşünüyor musunuz? Sizi tanımayanı siz tanımaya devam edecek misiniz? Sayıştay'ın uyarılarına dikkate alacak mısınız? Yoksa Sayıştay'a ayar vermeye devam mı edeceksiniz? Bu vesileyle bütçenin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, sayın bakan, bakan yardımcıları ve değerli bürokratlar. Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki devletimizin tüm bürokratları sonuçta devletimizin çalışanıdır. Hangi iktidar gelirse gelsin onlar sonuçta görevini yapacaklardır. Dolayısıyla AKP'li arkadaşların bugüne kadar bürokrat arkadaşları sadece kendi memurlarıymış gibi görerek yapmış oldukları konuşmaların kesinlikle doğru bir yöntem olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz iktidara inşallah önümüzdeki ilk yapılacak olan seçimde iktidara geldiğimizde bu arka sıralarda bulunan bürokrat arkadaşlarımızla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da sabahki sunumunda aynen bu cümleleri tekrar etti. Biz siyasi eleştiri yaparız. Bizim siyasi eleştirimizin muhatabı da bakandır ve iktidardır. Bizim eleştirilerimiz siyasidir. Burada siyasi kim varsa muhatabı olur. Şimdi değerli arkadaşlar bakın, burada iktidara mensup arkadaşlar öyle bir tablo çizdiler ki bu ülkede sanki olan biten ne varsa onlar gerçekleştirmiş. Ben önce şu rakamları bir söyleyeyim size, bir paylaşalım. Bakın AKP 2002'de iktidara geldi. AKP 2002'de iktidara gelinceye kadar
Cumhuriyet'in ilanından 2002'ye kadar bütün iktidarlar döneminde toplanan vergi 779 milyar dolar. Bu ülkede ne kadar tesis, fabrika, santral, yol, köprü, okul, hastane ne varsa bu parayla yapıldı. Yani 2002'ye kadar Cumhuriyet'in tüm değerleri bu 779 milyar dolarla gerçekleştirildi. Peki son 20 yıllık süreçte toplanan ve bu iktidar tarafından harcanan para ne? 2 trilyon 450 milyar dolar. Peki ne yaptınız? Ne yaptığınızı ben size söyleyeyim. Bu süre içerisinde işte o Osmanlı'nın da borcunu ödeyen Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan tüm iktidarlar döneminde yapılan SEKA, Paşabahçe Cam Sanayi, Ereğli Demir Çelik, Aselsan, Etholding, Petkim, Tüpraş, Tekel, Sümerbank, Türk Telekom, Oymapınar Barajı, şeker fabrikaları, saymakla bitiremeyeceğimiz elektrik santralleri, sayısız elektrik dağıtım şirketleri, tersaneler, limanlar, say say bitmeyen bütün tesisler, fabrikalar, işletmeler iktidarımız döneminde peynir ekmek gibi satıldı. İşte siz bu paralarla bu yaptık dediğiniz işleri yapmaya çalıştınız. Bizi dinleyen buradaki gerek değerli bürokratlarımız, gerekse vatandaşlarımız bu işlerin böyle olduğunu bilmeleri gerekir. Şimdi siz bu kadar parayı harcadığınıza göre ülkenin güllük gülistanlık olması gerekirdi. Gerekirdi. Bugün işte efendim Enerji Bakanlığı'nı görüşüyoruz. Gelişen teknolojiyle bir takım teknoloji uygun gelişmeler, araştırmalar yapıldığından bahsettiniz. Ama vatandaşlarımızın, binlerce vatandaşımızın kesilen elektriğinden, binlerce vatandaşımızın borcunu ödeyemediği için kapanan doğalgaz vanolarından bahsetmediniz. Bakın ben size söyleyeyim. 2002 yılında elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe bakın 2002 yılında meskende en düşük kademe meskende %136 ve yine yüksek kademede %184. İş yeri düşük kademe %74, iş yeri yüksek kademe %266. İşte iktidar olarak sizin hüneriniz aslında burada yatıyor. Ve yine bir başka fatura size göstereyim. Kocaeli'nde bir fabrika Sayın Bakan. Kocaeli'nde bir fabrika ve tarih 31.8.2021. Doğalgaz kullanmış bu fabrikamız ve bir sene öncenin faturasıyla 694.500 TL'lik bir fatura. Aynı fabrika, aynı işi yapan fabrika bir sene sonra yani 31.8.2022 tarihinde 5.261.000 TL fatura ödemiş sayenizde. İşte sayın iktidar, sizin enerjiyi bulduk, getirdik, sağladık dediğinizin maliyeti bu. Kaldı ki bundan sonra da gelen bir zam daha var. %50'ye yakın bir zamla beraber bu faturanın nereye gelebileceğinin hesabını da siz yapın. Şimdi her dönem seçim dönemi yaklaştığında efendim yeni yeni doğalgaz alanları bulunur. Yeni yeni efendim doğal petrol kaynakları bulunur. Biz gurur duyarız. Bakın şunu söyleyeyim. Bu cumhuriyeti, bu ülkeyi biz de sizler kadar seviyoruz ve hatta daha fazla seviyoruz. Ülkede her gelişmeden biz gurur duyarız. Ve biz iktidara geldiğimizde şunu söyleyelim. Sizden daha iyisini yapmayı vatandaşımıza taahhüt ediyoruz. Bugün sizin yarattığınız tabloyu işte vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşımız ağır faturalar altında sayenizde eziliyor. Ama şu gerçeği de söyleyelim. Her seçim döneminde doğal gaz kaynağı buldunuz. Fabrika petrol kaynağı buldunuz. Ama bir tanesinden de şöyle ne çıkardığınızı da bir görelim. İnşallah dedikleriniz olur da dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Yani sonuçta ülkenin refahı bizim de medarı iftarımız olur.
O nedenle şunu söyleyeyim. Bakın siz artık 20 yıllık süreç içerisinde yapacağınızı yaptınız değerli arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız bir şey kalmadı. Vatandaşımız size bugüne kadar efendim bütçe yaptırmış olabilir, iktidarda kalmış olabilirsiniz. Ama artık ilk yapılacak olan seçimde maalesef ki arkadaşlar siz gelecek dönemki bütçeyi yapamayacağınızı siz de farkında olduğunuzu biliyoruz. Şimdi Sayın Bakan bakın bir büyükşehir belediyesine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne içme suyuyla ilgili birim ASAT kurumu geçen yıl aynı dönemde 38 bin TL'lik bir fatura geldi. Bu yıl aynı döneme ilişkin olarak 184 milyon geldi. Düzeltiyorum. 38 milyon 184 milyon. Ekim ayında 157 milyon ve şimdi geçen yıl aynı tarihte 30 milyon. Şimdi yani olağanüstü fark var Sayın Bakan. Olağanüstü fark var ve bu olağanüstü fark ister istemez içme suyu faturalarına yansımakta. Şimdi geçtiğimiz yıllarda örneğin 2019 yılında elektriğin içme suyuna maliyet oranı %20 idi ve hatta %20 altında. 2002'de elektriğin içme suyu maliyeti %51,5 olmuş durumda Antalya'da. Şimdi sonuç itibariyle su idarelerinde elektrikte KDV'nin %1'e düşürülmesi vatandaşımızın daha ucuza su kullanmasına da faydası olacaktır. Bu anlamda belediyelerin bu suyla ilgili üretimlerindeki elektriğin %1'e düşürülmesini talep ediyoruz. Sayın Bakan son olarak şunu söyleyeyim. Sunum kitapçığınızı dinledik ve ayrıca da okuduk. Ancak geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir sunumunuz oldu. Enerjiye ulaşımla ilgili bir takım önerileriniz ve gayretleriniz olduğunu yazdınız ancak çevreyle ilgili bir kelimeniz yok. Şimdi bakın sizin bakanlığınızın faaliyetlerinin hemen hemen çoğunluğu çevreyle alakalı. Şimdi tarım alanlarıyla ilgili, su kaynaklarıyla ilgili, tarihi eserle ilgili, turizm alanlarıyla ilgili, yerleşim alanları, ormanlık alanlarla ilgili ama bu alanları koruyacağınıza dair bir kelime bu dönemki sunumunuzda yok maalesef. Geçtiğimiz yıllarda sizinle bunun tartışmasını da yaptık. Taş ocakları, merman ocakları ve HES'lerle ilgili vazgeçilen çalışmaların alanlarının, tahrip edilen alanların eski hale getirilmesiyle ilgili maalesef ki bir adım atamadınız hala ve Antalya başta olmak üzere Anadolu toprakları maalesef ki delik deşik durumda Sayın Bakan. Yani enerjiye ulaşmak önemli ama çevrenin korunması da bir o kadar önemli diyorum. Bakanlık bütçenizin de hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Bu alanda tüm dünyanın çokça çalıştığı, üzerine kafa yorduğu, kaynakların verimli kullanım açısından 50 yıllık projelerin hazırlandığı çağımızın en hayati konularından bir tanesi. Türkiye bir an önce enerji alanında kendi kendine yetebilir bir ülke olmak zorunda. Daha sonra enerji ihraç eden ülkeler arasına girmelidir. Ülkelerin her sene sil baştan yapılan enerji politikaları olmamalıdır. Enerji ile ilgili politikalar, kalkınma planları gibi uzun ve vadeli planlanmalıdır. Maalesef ülkemizde her bakan değişikliğinde yeni bir enerji politikasıyla karşılaşıyoruz. Bu politikalar vatandaşın yararına olmadığı gibi sürekli olarak milletin sırtındaki yükü de fazlalaştırıyor. Ne yazık ki ülkemizde elektrik dağıtım şirketleri AKP iktidarları döneminde özelleştirildi. Ancak kayıp kaçak bedeli azalsın, daha kaliteli ve ucuz enerji sağlamanın önü açılsın diye desteklenen elektrik dağıtım şirketlerinin birçoğu batmak üzere. Devlet bankalarından aldıkları kredileriyle ayakta durmaya çalıştıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Bakan, Sayıştay raporlarına göre 2019 yılında elektrik satışı yapan 174 şirketten 41'i devlete yatırması gereken parayı hiç ödememiş. 15 şirket ise eksik veya gecikmeli ödemiş. 2020 yılında elektrik satışı yapan 197 şirketten 37'si ise hiç ödeme yapmamış. Ayrıca parayı yatırmayan veya eksik yatıran şirketlerin yatıracağı tutarlar tam olarak da tespiti bakanlıkça sorulmamış.
21 elektrik dağıtım şirketinin 2016-2020 yılları arasındaki 117.484.000 liralık Ar-Ge harcaması kanuna aykırı olarak vatandaşlarımızdan tahsil edilmiş. Bunların hepsi Sayıştay'ın raporlarında. Şimdi size soruyorum. Şirketlere tanıdığınız bu ayrıcalığı vatandaşlara neden tanımıyorsunuz? Yandaş şirket devlete olan borcunu ödemediği zaman sorun olmuyor da vatandaş faturasını ödemediği zaman hemen elektriği kesiliyor. Sayın Bakan, şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Rakamların kaynağı ise sizin verdiğim, size verdiğim soru önergesinden. Memleketim Adana'da son 5 sene içerisinde toplamda 378.928 elektrik abonesi müşterisinin zamanında faturasını ödemediği için elektrikleri kesilmiş. Üzerine bir de vatandaşlardan açma kapama tahsil edilmiş. Size bu konuyu da sordum Sayın Bakan. Bana verdiğiniz cevapta benim sorumda herhangi bir altyapı yenilenmesi, elektrik saatinin değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Sizin verdiğiniz cevapta böyle bir durum yok diye cevap verdiniz. Demek ki bu sadece vatandaştan para tahsil etmek için yeni bir yöntem. O zaman vatandaşın üzerindeki bu yükü kaldırmak için ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Sayın Bakan, memlekette hiçbir sorun yokmuş gibi, ekonomi çok iyi gidiyormuş gibi gösteriyorsunuz. Şimdi ben Adana'dan birkaç tane çok küçük ölçekli esnaftan 2021 ile 2022 arasındaki faturayı göstereceğim. Bakın. Bakın bu geçen ay Eylül ayında 1815'te gelen elektrik faturası. Bu da aynı mahiyette, aynı küçük ölçekli yine Eylül ayında 1333 lira. Bu sene Eylül ayında 1815'te gelen elektrik 6333 lira olarak. Yine 1333 lira gelen elektrik faturası da 5395 lira olarak tahsil edilmiş. Demin Orhan kardeşim dedi biz birçok şeyi kendimiz karşılıyoruz ama burada maalesef 4 katı, 5 katı artmış ancak devletin ödediği belli miktarda. Yine bunların tamamında kullanma oranı aynı. Dükkan aynı, işletme aynı. Gelen fatura maalesef en az 3 katı fazlalaşmış. Yani anlayacağınız bu durumda her türlü vatandaş zarar ediyor. Yine Avrupa ülkelerinde 2050 elektrik ve enerji planlaması yapılıyor. Biz de bu durum hangi aşamada? İnşallah temenni ediyorum ki sizin yaptığınız bu bütçe vatandaş hayırlı bütçe olur diyor. Çalışmanızda başarılar diliyorum.